Merhaba, plastik kalıpçılığının kazanç kapısı, direnç kaynağının sert delikanlısı, petrokimya sektörünün güvencesi Cupro B2 ile karşınızdayız. 3. sanayi devriminden 4. sanayi devrimine geçtiğimiz bu yıllarda seri üretimin kendisinden daha çok hızı firmalara kazanç sağlamaktadır. Berilyum içerikli sert bakır alaşımları yüksek sertliğe ve yüksek iletkenliğe sahiptirler. %2 berilyum ihtiva eden Cupro B2, ısıl işlem görmüş bir çeliğin sertliğine sahip olup 400 birimden sertliğindedir. Gelin birlikte Cupro B2'nin kullanım alanlarını birlikte inceleyelim. Plastik enjeksiyonda katılaşma süresini kısaltmak için, farklı et kalınlıklarına sahip ürünlerin kalıplarında dengeli soğumayı sağlamak için, çelikten 5 kat daha yüksek ısı iletkenliğine sahip Cupro B2 alaşımı kullanılır. Kasa, kova, kapak ve plastik ambalajların kalıplarında yönlendirilmiş soğutma ile ölçü kararlılığı ve mukavemet istenen ürünlerin kalıplarında tercih edilir. Parlatılabilirliklerin iyi olmasından dolayı kozmetik yüzeyli ürünlerin üretilebilirliğini sağlar. Kalıp içerisinde sağlayacağınız homojen ve kontrollü soğuma enjeksiyon sürelerinizi azaltarak üretim adetlerinizi arttırır. Cupro B2 birçok plastik kalıp çeliğinden daha yüksek sertliklere sahip olduğu için aşınma ve ezilme sorunlarının da önüne geçer. Aynı zamanda birçok yollukta yolluk memesi olarak kullanılmaktadır. Alın kaynağı operasyonlarında kaynak elektrotları kaynak edilecek parçayı tuttukları için yüksek basınçlara maruz kalırlar. Bu kaynak türünde ısı iletkenlik önemli olduğu kadar elektrik iletkenliği de önemlidir. Ayrıca basınçlara karşı dayanım göstermesi elektrottan beklenen en büyük önemli özelliktir. Zincir kaynağı, jant kaynağı da Cupro B2 elektrotlar tercih edilir. Petrokimya ve yeraltı madenciliğinde Cupro B2'nin manyetik olmama özelliğinden yararlanmaktayız. Cupro B2'den elde edilen kıvılcım çıkartmayan el aletleri yüksek sertlik ve yüksek mukavemete sahiptirler. En önemli özelliği patlama risklerini ortadan kaldırmalarıdır. Aynı zamanda Cupro B2 ağaç markalamada kullanılan mühürlerde ve alüminyum ambalajların plastik kaynağında kullanılır. Diğer çelik ve bakır alaşımları videolarımızdan haberdar olmak ve izlemek için abone olmayı unutmayın. Yeni bir metal biliminde görüşmek dileğiyle.